İstihare, insanın hayırlı olup olmadığını bilmediği önemli işlere girişirken Yüce Allah'tan tercih istemesidir. Ancak iyi ya da kötü olduğu kesin olan işlerde, ibadetler, iyilikler, günah işleri ve kötülükler gibilerde istihare namazı kılınmaz. İstiharedeki hikmet Allah'ın emrine boyun eğmek ve Yüce Allah'a sığınmaktır. Böylece hem dünya hayatının hem ahiret hayrını elde etmektir. Bunu da yapmak için namaz kılmaktan ve dua etmekten daha hayırlı bir şey yoktur. Bu ibadetlerdeki Allah'ın yüceltilmesinden, övülmesinden ve ona sanılmasından kaynaklanır. Yapılış şekli ise Cabir bin Abdullah radıyallahu anh rivayetine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi bütün işlerde bizi istihareyi öğretirdi ve şöyle buyurdu. Sizden biri herhangi bir iş yapmak istediğinde farz dışında iki rekat namaz kılsın ve şöyle dua etsin. Allah'ım sen bildiğin için senden hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni diliyorum. Ve kudretin yettiği için sana sığınıyor ve senin yüce fazlından niyaz ediyorum. Çünkü sen her şeye gücü yetensin, bense acizim, gücüm yetmez ve sen her şeyi bilirsin. Halbuki ben bilemem, sen kayıpları da tamamen bilirsin. Allah'ım sen biliyorsun. Eğer bu iş benim dinim, yaşayışım, işimin akıbeti veya şöyle der, dünyam ve ahiretim hakkında hayırlı ise bunu bana nasip ve kolay eyle. Sonra bu işte benim için bereket meydana getir. Ve eğer bu iş benim dinim, hayatım, işimin akıbeti hakkında veya şöyle der, dünyevi, ahirevi hususlarımda benim için bir şer ise bunu benden çevir, beni de bundan çevir. Bu işe dair gönlümde bir arzu bırakma ve benim için hayır neredeyse nasip eyle ve kolay kıl. Sonra da beni takdir ettiğin hayır ile hoşnut eyle. Ayrıca istihare yapan kişinin cevabı aceleyle vermemelidir. İstihareyi namaz kılmak ve dua ile tekrar etmesi caizdir. İstiharenin kabul alametleri arasında sükunet duygusu ve işin kolaylaşmasıdır. Rüya görmek gerekli değildir. Kabul etmeme alameti ise kişinin bir şeyden alıkoyması ve ona kolaylık sağlamamasıdır. Kişinin kalbi ise bu işe reddedilmesinden sonra bu işe bağlı kalmıyor.